köprünün altından çok sular geçti. Ve bugün de tek adam iradesiyle bir gece yarısı çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle İstanbul Sözleşmesi'nden çekildiğini açıkladı. Bu sözleşme kadına şiddet ve aile içi şiddete uğrama olasılığı olan tüm mağdurların korunmasına yönelik mücadeleyi konu alan ve hukuki bağlayıcılığı olan ilk uluslararası belge ve dayanağını anayasadan alıyor. Şiddet tanımını ev içinden kamusal alana, fabrikalara, sokağa, iş yerlerine, aklınızın alabildiği her yere taşıyarak imzacı ülkelere şunu söylüyor. Önce şiddet önlemek istiyorsan önce toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayacak önlemleri al. Kadını önce eş ve anne olarak değil, insan olarak gör ve ona insanca bir muamele görülmesini sağla. Kadın ve erkeğin eşit yurttaşlar olduğunu ta ilkokulda okul müfredatlarına koy ve çocukları kadın ve erkeğin eşit birer insan olduğunu büyüterek öğret. Eşitliği sağlayacak yasaları medeni kanuna koy ve olmayanlar için ceza kanununu güncelle. Bir çocuğa tecavüz ederek, ellenerek yırtacağını sağlayan adam bunu aklından bile geçiremesin. Hap taktığı için indirim almasın. Bunlar yeter mi? Hayır, yetmez. Ev içi şiddete maruz kalan her zaman kadınlar değil. Mağdur olacak erkek için de yasal düzenlemeleri yap diyor. İşte... Baskılar bizi yıldıramaz! Baskılar bizi yıldıramaz! Baskılar bizi yıldıramaz! İşte arkadaşlar, aile bütünlüğünü bozuyor diye... İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkmak, kadın ve çocuğa sahip çıkmaktır. Sağlıklı ve güvenli aile ortamının yaratılmasını sağlamak, o aile içinde kendine güvenen, hakkını arayan, bilinçli kız ve erkek çocukların büyümesini sağlamaktır. İstanbul Sözleşmesi'ni zararlı bulup yuva yıkıyor diyen, sözleşmeyi savunanları bölücülükle, vatan hainliğiyle suçlayıp iptal isteyen zihniyet, öncelikle korunmaya muhtaç kadın ve çocuklardan menfaat elde etmek istiyor demektir. Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz, susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz. Emin olun ki bugün İstanbul Sözleşmesi iptal edildi diye bayram edenler geleceğin potansiyel katilleri ya da cinsel istismarcılarıdır. Bunun başka türlü açıklaması yok. Ve bu sözleşmenin iptali toplumsal adaletin bir avuç sapık için kurban edilmesidir. AKP hükümeti ve AKP'li Cumhurbaşkanı'nda simgeleşen tek adam iktidarı İstanbul Sözleşmesi iptal ettim deyince susup oldu paşam dememizi bekledi. Sözleşmenin kaldırıldığının ertesi günü tarikatlar medeni kanunun da kaldırılmasını istiyoruz diye naralar atarken susup susup oturacağımızı zannettiler. Tabii ki sessiz kalmayacağız. Çünkü bu bugün İstanbul Sözleşmesi'nde simgeleşen hepimizin hayatta kalma mücadelesidir. Tabii ki cinayetleri politiktir. Kadın cinayetleri politiktir. Ve biz bu mücadeleyi çoluk çocuk, kadın erkek, dinimiz, inancımız, siyasi duruşumuz, mezhebimiz, etnik kökenimiz hiç fark etmeden hep birlikte büyüteceğiz.
İktidar kendi tabanında da kadın ve çocukların, kız çocuklarının gözünden sakınan babaların oluşturduğunu, bu kendi tabanının da bunlardan oluştuğunu görmüyor belli ki. Kadın ve çocukların hayatı bizim için teferruat diyen bir avuç radikal şeriatçının aklına uyarak ve tarikatları şirin görünmek adına İstanbul Sözleşmesi'nden geri çekildi ya, bu ateş iktidarı cayır cayır yakacak. Sözleşmeden çıkma kararındaki keyfiyet neyse, bugün sol parti binalarından İstanbul Sözleşmesi pankartlarını ve CHP il ilçe teşkilatlarının bir gecede iç edilen 128 milyar dolar nerede pankartlarını söken keyfiyet budur. Bu ve bunun başka bir açıklaması yok. Ölmek istemiyoruzdan Cumhurbaşkanı'na hakaret çıkaran yargı sistemi de mücadelemizi durdurmayacak. Cumhurbaşkanı imzasını çekmiş olabilir, olsun. Ama bu İstanbul Sözleşmesi'nin bizim için olduğu gerçeğini değiştirmiyor. O zaman İstanbul Sözleşmesi'ni biz imzalarız. Ve kalbi, kabisi insandan olan tüm dostlarımızı İstanbul Sözleşmesi'ni imzalamaya, İstanbul Sözleşmesi nezdinde hayatına, geleceğine, çocuğuna sahip çıkmaya çağırıyoruz. Teşekkür ederiz. 246'sının kabul oyu, bir vekilin çekimser oy vermesiyle sözleşmeyi uygun bulan 6251 sayılı kanunu onaylayarak parlamentosundan geçiren ilk ülke olmuştur. Ve sonra 20 Mart 2021 tarihinde resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı ile sözleşmenin Türkiye bakımından feshedilmesine karar verildi. Oy birliği ile imzalanan bu sözleşmeden 10 yıl sonra ne oldu da gece yarısı çekilme kararı alındı? Biz biliyoruz ki İstanbul Sözleşmesi kadını, çocuğu, erkeği, herkesi şiddet mağduru olmaktan koruyan bir sözleşmedir. Gerekçesiz, keyfi olarak öncülüğünü ettiğiniz, ülke ülke dolaştırıp imzalattığınız, ilk imzacısı olduğunuz bir sözleşmeden geri çekilemezsiniz. Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz. İstanbul Sözleşmesi yaşatır. Haklarımızdan ve yaşamlarımızdan vazgeçmiyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nden resmi gazetede gece yarısı yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla ayrıldı. Her gün en az 3 kadının öldürüldüğü, onlarcasının tacize, tecavüze ve şiddete uğradığı, iktidarın açıkça kadınlara savaş açtığı bu sistemde kadınlar sadece nefes almak için bile mücadele etmek zorunda bırakılmaktadır. Kadınların da korkmadan, acı çekmeden insanca yaşamaya hakkı vardır. Acı çekmek, tacize uğramak, öldürülmek kadınların kaderi olmamalıdır. Türlü şiddet biçimleriyle baskılanmak, sömürülmek istenmelerine rağmen özgürlükten, eşitlikten vazgeçmedi. Boyun eğmedi, boyun eğmiyor. Yaptıkları konuşmalardan dolayı teşekkür ederim. Özellikle de kadın arkadaşlarımızın bu özel günlerinde kendilerini ilgilendiren bu günde yaptıkları açıklamalardan dolayı hepsine teşekkür ederim. Burada olan tüm arkadaşlarımızı saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Evet, biraz önce Sayın Başkanlarımın dediği gibi 2011 yılında, bundan tam 10 yıl önce mecliste kendisinin başbakan olduğu zaman da kanunu getirdi. Ve de ilk imzayı atanlardan bir tanesiydi. Peki ne oldu da İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi? Nedir? 41,5 milyon Türkiye'mizde, ülkemizde kadın vatandaşımız var, kadınımız var. Bunların hepsi oy kullanıyor. Bunların hepsi kendi görevlerini yapıyor. Evinde ekmek pişiriyor, evinde çoluk çocuğuna bakıyor. Gidiyor iş yerinde işini yapıyor. Ailesine, çoluğuna, çocuğuna, eşine yardımcı oluyor. Peki nedir senin kadınlarla alıp veremediğin? Peki daha fazla kadınların ölmesi için niye bu sözleşmeden çıkıyorsun? Bunun elbette hesabını soracağız. Hiç kimse merak etmesin. Burada olan tüm kadınlarımız, tüm erkek arkadaşlarımız, Türkiye'deki bizi dinleyen tüm vatandaşlarımız, özellikle de kadınlarımıza söz veriyoruz. Biz en geç Haziran 2023'te iktidar olduğumuzda tekrar İstanbul Sözleşmesi'ni hayata geçireceğiz. İster onun ne yaptığını, kimlerin nereye harman savurduğunu hepsini biz açıklayacağız. Buradan tekrar buraya gelen bütün kadınlarımıza, bütün konuklara saygı sevgilerimi sunuyorum. Hepinize saygıyla tekrar selamlıyorum.
bizi yok etmeyi kafalarına koydular. Yapmamız gereken hep beraber el ele sesimizi, gücümüzü birleştirip çoğaltarak insan olduğumuzu, kadın da erkeğin eşit olduğunu. Verdiği yaşam hakkını bizden kimse alamaz. İstanbul Sözleşmesi'ni geri istiyoruz. Helal olsun.